Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanala da abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunun da tümü yazan yeri aktif hale getirirseniz bildirimlerden ilk önce siz haberdar olursunuz. Evet, şöyle içinde gül kurusu, açıklık oyulu ve hardal sarısı, açık sarı ve yeşil renkten oluşan lacivert zemin üzerine çiçeklerim var arkadaşlar, tülbentimde. Şöyle iki renk kullandım. Bu açık sarı ve açık pembeyi kullanarak bu şekilde, bakın, uyumlu bir olsun diye çiçeklerle model hazırladım. Şöyle ipimin numarasını göstereyim. Merak eden arkadaşlar oluyor. Ara ara. Şöyle 318 gül kurusu rengimiz. Altın başak tüm iplerim ve şöyle açık sarı da 131'di sanırsam arkadaşlar. Şey, 331 pardon. 331 numarada açık sarı rengim. 434 de altın başak olması lazım. Bunun ipi düşmüş ama çoğunlukla kullandığımız için aklımda kalanı söyleyeyim. Şöyle çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Bakın arkadaşlar. Arada bu şekilde sizlere tığ oyası modeli de paylaşıyorum. Hep iğne oyası, iğneden tığa değil. Arada da bu şekilde tığ oyası göstermeye çalışıyorum. Modelimiz kalıp gibi, şöyle bakın, yaprağındaki sık iğne ile yaptım bu şekilde. Ara suyu da şöyle yaprağıyla uyumlu olsun diye bu şekilde sık iğneli trabzan çiçeğimiz de bu şekilde arkadaşlar kalıp gibi oldu. Şöyle arka tarafında göstereyim. Bazı arkadaşlar şöyle arkasını da görmek istiyor. Genelde Instagram üzeri yazıyorlar yorumlarda arka tarafı nasıl olacak diye. Şöyle Instagram hesabım da aynı. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Orada da Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar olarak böyle yakın plan resimler, videolu resimler paylaşıyorum arkadaşlar. Evet, gerçekten yaprağı da çiçeği de çok hoş olan bir model hazırladım. Şöyle tülbentimi toplayıp yakın plandan da göstereyim modelimi. Çok güzel kalıp gibi, ara suyu, yaprağı ve şöyle çiçeği uyumlu bir model oldu. Şimdi bu sarı kısmının da pembesi yaparak, pembe gül kurusu çiçek yaparak sizlere anlatacağım. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Şöyle bir de lacivert zemin üzerine göstereyim. Bakın, daha kendini gösterdi. Koyu renk, açık renkin üstünde. Çok tatlı model oldu arkadaşlar. Evet, demin ışın yanlış düğmesini açmışım. Şöyle bir şekilde renk biraz daha koyu gösteren ışıkla göstereyim istedim. Modelim daha net görünsün. Evet. Her zamanki gibi ikişer zincir çekerek bu şekilde tülbentimizin kenar tığlamasını hazırlıyoruz. Çimenini yeşili veya kendi renginden yapabilirsiniz. Şöyle ekranda yeşil güzel oluyor diye tülbentin kendi rengi yerine yeşilden hazırladım. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar tülbent kenar tığlama işlemi. Şimdi arka tarafı unutalım. Şöyle tığ battının içine sık iğne ile sabitliyorum ve ilk başlar gibi başlıyorum. Bakın, 3 zincirle başladım. Bir defa tığımı doladım. Bir tane bırakıp ikinci tığ battıya 3 seferde 1, 2, 2 alarak bir trabzan hazırlıyorum. 4 zincir. Buraya kapattım. Trabzanın arasına 4 zincirden kirpiğimi oluşturup geri kalan kısma 1 ve 2 ve 3. 3 tane sık iğne yapıp dördüncüyü de tığ battığında yapıp kapatıyorum. Ara suyunuzun yapılışı bu kadar arkadaşlar. 3 sık iğne ve tepesinde 4 zincirden oluşan tomurcuk. Şöyle tığ battıya da kapatmayı unutmayalım. Evet. Şimdi ben 7 tane bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle 7 tane
Bakın ara mesafesi bıraktım. 7 de gayet iyi, iyi iki çiçek arasına. Şimdi yuvamız için yine 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle bir tane atlayıp diğerine 1, 2 ve 2. 3 seferde almış olduğum trabzan. Şimdi buraya arkadaşlar 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle minik bir kirpik yapıyorum. Aynı şekilde 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Dördüncüyü de yuvada kapatıp şöyle ilk trabzanı oluşturdum. Yine 3 zincir. 2 ve 3. Bir defa doladım. Bir tane tığ battı bırakıp diğerine 1, 2 ve 2. 9 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Çeviriyorum. Buradaki 2 zincirden çekmiştik ya, oraya 9 zincirimi kapatıp bir tane yuva oluşturuyorum. Şöyle 3 zincirle dönüşümü yaptım. Hemen bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 1, 2 ve 2. 4 zincir. Şöyle 3 zincir arkadaşlar. 4 zincir en sonunda yapıyorum. 2 trabzana bu şekilde şöyle 3'er zincir çekiyorum. 3 zincirden tomurcuk oluşturduk. 2 tane de yuvaya sık iğne ile sabitledik. Şöyle 2 tane sık iğneden sonra bir tane de yuvaya, toplamda 3 tane sık iğne yaptık. 5 zincir çekiyorum. Tersine çevirdim. Bu 3 zincirden oluşturduğumuz kirpiğin arasına girip 5 zinciri buraya kapattım. Yine 3 zincir. Şöyle ters çevirdim. Evet. 3 zincirden kirpiği oluşturup geri kalan kısmı da 4 tane sık iğne yapıyorum. 1. Şöyle 2. Şöyle 3 ve 4. 5.'yi yuvada yapıyorum. 2. yaprağımızın sık iğnesi de bu şekilde oluyor. Şimdi 7 tane zincir. 6 ve 7. Ters çeviriyorum. Bu 3 zincirli yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir. En sonunca 4 zincir. Şöyle kapattım. Kirpiğimi oluşturdum. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7. yuvada yapıyorum. Evet, yaprağımızı oluşturduk bu şekilde. Yaprağın oluşumu çok kolay. Şöyle bakın arkadaşlar, 2 sık iğne, 4 sık iğne, 6 sık iğne. Tabii birer de yuvalarda sık iğne yaparak bu şekilde yaprağımızı hazırlıyoruz. Bu yaprak çok güzel oluyor. Kalıp gibi sık iğneli bir yaprak oluyor arkadaşlar, bakın. Şimdi 12 tane zincir çekerek dalımızı ve yuvaları hazırlayalım. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şöyle aşağıdan sayıp 5. zincirin içine 3, 4 ve 5, bakın. Şöyle 5. zincirimizin arasına şöyle tersinden çeviriyorum, bakın. Yuvamızı bu şekilde tersinden oluşturduk. Ve 7 tane zincir çekiyorum yuvadan sonra. Şimdi de çiçeklerimizin yuvasını yapacağız. Düz yüzüne döndük, bakın. Yuvamızı ters yüzünde yaptık. 7 zincirimizi ters yüzünde çekip bu yuvanın içine girip şöyle 2, 2 alarak trabzan yaptım. İlk yuvamız bu şekilde, şöyle sağa kaydıralım. Ve arada 4 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen yuvamın içine giriyorum. Şöyle 2 ve 2 olarak bu şekilde yuva hazırlıyorum. 3 zincir, 4 zincir, bir defa tığı doladım. Aynı yuvanın içini 2, 2 alarak trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2. Şimdi 4 tane oldu. 5.'yi de aynı ilki gibi 7 zincir çekerek kapatacağım.
4, 5, 6 ve 7. 7. zinciri de yuvada yapıp şöyle çiçeklerimizin yuvasını tamamladık. Evet. Şu dal kısmı, hani 5 zincir kalan yere de bu şekilde sık iğne yapıp şöyle dalımı sağlamlaştıracağım arkadaşlar. Yuvayı hazırladık. Şöyle 2, 3, 4, 5.'yi de yuvada sık iğnemi yapıyorum. Bakın. Şöyle dalımı da göstereyim, yaprak gibi. Dalımızın oluşu da bu şekilde. Şimdi bu tarafta yaptığınız yaprağın aynısını şöyle sol tarafa da yapalım. Bakın. Yine 3 zincir çekerek başlıyorum. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girip şöyle 1, 2 ve 2 trabzanı yaptım. 3 tane zincir. 3 zinciri kapattım. Geri kalan trabzanın içine 2 tane sık iğne yapıyorum. 3. sık iğneyi yine bu ana yuvada yapıp kapattım. 5 zincir. Çeviriyorum 5 zincirimi. Bu 3 zincirden tomurcuk yapmıştık. Onun arasından girip kapattım. Yine 3 tane zincirle dönüşümü yapacağım. Çevirdim. Bu 5 zincirin içerisine girip bu geri kalan kısma da 4 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1, şöyle 2, 3 ve 4. 4. sık iğneyi buraya yapıp 5.'yi de yuvada yapıyorum. Evet, 2. sıramızı da yaptık, yaprağımıza ait olan. Şimdi 7 tane zincir çekerek son trabzanı yapacağız. Çevirdim. Buraya 3 zincirin içerisine girip kapattım. Şöyle 4 tane zincir çekiyorum. Ve kapatıyorum. Kirpik oluşturdum. Şimdi buraya da 6 tane yapacağız. Bakın 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.'yi de tabii ki yuvada yaptım. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Hani burada kirpik vardı ya, 2 zincir. Aynısını buraya da yapıyorum. Şöyle kapattım. Geri kalan kısma da 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1. Bu 2 ve 3. Ve yuvada yapıp işlemi tamamlıyorum. 3 zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Bir tane bırakıp ikincinin içine girdim. 1, 2 ve 2. Şöyle 4 zincirden kirpik oluşturup ara suyuna geçtik arkadaşlar. Şöyle ara suyundan da 2 tane göstermek istiyorum. 3 tane sık iğne yaptım. 4. sık iğnem tığ battı da. Evet. Şöyle 3 zincir bir defa dolayıp arada 1 tane tığ battı bırakıp ikinciye şöyle 1, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir kapattım. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3. Evet. Zaten eski bu sık iğneli trabzan, eski bir modelimiz. Ama hiç eskimeyen, çok güzel duran bir modelimiz. Bakın arkadaşlar. Şöyle kalıp gibi yaprakları da düzeltip eli avucumda. Bu şekilde oluşturdum. Şimdi çiçeklerimizin nasıl yapıldığına geçelim. Hazırladık. Şimdi çiçeğin yapılışı için ilk yeşil yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Bak 1, 2 ve 3 zincirle başlıyorum. Trabzanların yapılışına. Yuvaya girip ilmek aldım. 2, 2. 2 tane trabzanım oldu 3 zincirle beraber. Bir defa tığımı dolayıp yine aynı şekilde 2 ve 2. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Bu şekilde 4 tane trabzanı yaptık ve 6 tane zincir çekiyorum.
çevirdim şöyle. Bu 3 zincirden 3.'ünün içine girip buraya ilmek aldım. Sık iğne ile 6 zincirimi sabitleyip şöyle düz tarafına döndüm. Bak. Sık iğne ile buraya giriyorum. Şöyle iki köşeye çektim. Buraya 3'er zincirden 5 tane kirpik yapacağız. Şöyle bir zincirimi çektim. İlk çiçeğimizi bu 4 zincirli yuvanın içerisine kapatacağız. Bakın şöyle tığımızın ucuyla kapanan zincirleri açabiliriz. Buraya kapattım bir zincirimi. Bir zincirle de dönüş yaptım. Toplamda 3 zincir oldu. Kapatıyorum. Bu şekilde ilk kirpiğimizi yapmış hem de bu yaprağın ucuna sabitlemiş olduk çiçeğimizi. 3 zincir. Bu ikinci. 3 zincir. 3. kirpiğimiz. Böyle minik minik kirpikler yapıyorum. Kolay ve güzel bir model. Arkadaşlar hem de eski bir model. Hoşumuza giden kalıp gibi olduğu için şöyle çekimini yapmak istedim. Evet. 5 tane bu şekilde. Bakın başına ve sonuna muhakkak birer sık iğne yapıyorum ki bu şekil güzel duruyor. Sık iğneleri unutmayın kirpik sonunda. Yeşil yuvanın içine girip şöyle sabitliyorum. Bakın ilk çiçeğimizi yapmış olduk. İlk yuvamızın çiçeğini, yaprağını yaptık. Şöyle sık iğne ile diğer yeşil yuvanın içine geçişimi yaptım. Aynı şekilde ilkinde olduğu gibi yapacağız. Burada tutturma işlemi yok. 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle 2 ve 2. Bir defa doladım. Şöyle 4 tane yapıyorum. 5. trabzanını da aşağı inmek için kullanıyorum. Evet, 2 2 alarak bu şekilde bakın 4 tane trabzanım hazır. 6 tane zincir. 6 zincirimi çekip buradaki şöyle 3. zincirin içine, ilk trabzanın içine, yani zinciri çünkü trabzan olarak sayıyoruz. Oraya kapattım sık iğne ile. Bir zincirle de dönüşümü yapıp hemen buraya sabitledim. 1 2 ve 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Tekrar 3 zincir. Toplam 3 zinciri 5 tane kirpik oluşturmak için çekiyorum. Bakın dibine muhakkak bir sık iğne yapıyorum. Şöyle aşağı inmek için de 2 tane zincir kullanıp yeşil yuvanın içine sabitliyorum. Evet, diğer yuvanın içine de aynı işlem arkadaşlar. Bakın bu yuvaların 3'üne de aynı şekilde yapıyoruz. Evet, 3 zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. 3. Şöyle 4. Şu 3 zincirle beraber 4 tane olunca 6 zincir. Hemen tersine çevirip bu 3 zincirin 3. zincirinden girip kapattım. Bir zincir. Şöyle sık iğne ile sabitledim. 3 zincirden 5 tane kirpik. Şöyle 2. Şöyle 3. 1, 2, 3 zincir. 4. 1, 2, 3, 5. Dibine bir sık iğne. 1, 2 zincir. Şöyle kapattık. Evet, üçüncüsünü de yaptık. Diğer yuvaya sık iğne ile geçiyorum. 3 zincir çekerek başlıyoruz yine çiçeğimizin yaprağının yapılışına. Şöyle yuvaya girdim, 2 ve 2. Bir defa dalıyorum. Yuvaya giriyorum, 2 ve 2. Şöyle 2 ve 2.
Evet, 3 zincirle beraber 4 tane trabzan olunca 6 zincirimi çekip ilk trabzanın, yani 3. zincirin tepesinden bu şekilde sık iğne ile sabitleyip şöyle sıkıca bir zincirde çekiyorum. Hemen dönüşümü yaptım. Şöyle bakın. 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir. 3 oldu. 1 2 3 zincir. Görmeniz için şu şekil tutacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 oldu sanırsam. Evet, kapattım. 1 2 zincir. Yuvanın içinde 5. trabzanı da 2 zincir olarak kapatıyorum. Bakın. Yine şöyle yaprağımızın bir çiçeğini de yapıp sabit. Bakın, baş ve burası önemli arkadaşlar. Yoksa bildiğiniz nokta. Şöyle yine 3 zincirimi çektim. Bir defa tığımı dolayıp 2 2 alarak 4 tane trabzanı yapıyorum buraya. Şöyle 2 ve 2. Tekrar yuvanın içine girip 2 2 alarak 4 tane trabzanımı hazırladım. Ve 2 3 4 5 6 zincir çeviriyorum. Buradaki ilk trabzanın tepe noktasından, yani 3. zincirden kapatıp şöyle bir zincirle dönüşümü yaptım. Bakın. Oradaki ilk kirpikte, buradaki de son kirpikte dikkat edeceksiniz tutturmak için. Evet, 3 zincir çekiyorum. 1 2 1 2 3 zincir. 3 1 2 3 zincir ve 4. Şimdi 4 tane kirpiği yaptık ya, burada da son kirpik demiştim. 1 zincirimi çekiyorum. Şimdi yaprağımı şöyle, bakın, siz demin bunu iyi görün diye katladım. Açalım diye şöyle tekrar sabitleyelim arkadaşlar. Tığımı arkadan dolandırmayacağız. Şöyle düz yüzünden, bakın, 4 zinciri kapattım. Bir zincirle kapattım. Bir zincirde sık iğne, bir zincirde ben üzerine çekip şöyle 3 zincir oluşturmuş oldum. Bu 6 zincirli pipiriklerin yuvasına kapatıp şöyle yanına muhakkak bir sık iğne, 2 zincirli 5. trabzanı yeşil yuvaya yapıp şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Dibine de sökülmemesi için bir zincir. Şöyle ipimi kopardım. Bakın. Dediğim gibi şöyle arkadan çekip ipimizi yakacağız. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kalıp gibi bir model oldu. Hepsini de gösterdim. Hiç kesmeden beraber yaptık. Hemen iplerini yakıp temizleyip geleyim. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle. Hoş ve zarif bir model oldu. Kalıp gibi de bir model. Bakın. Şöyle. Bir de ters halini bakıtayım. Bakın, kalıp gibi ütüye uygun, hoş ve zarif bir model hazırladım sizlere. Şöyle sallantılı haline de bakıtayım. Şöyle yaşmak yaptığınızda da arkadaşlar, şöyle sallantılı olduğu için hoş duracaktır. Şöyle göstereyim yakın plan. Arada çözünürlük renk gidip geliyor arkadaşlar. Neden öyle oluyorsa. Genelde uzaklaştırınca bu çözünürlük işi değişiyor gibi. Hoş ve güzel bir model oldu.
Şöyle yaprağıyla da çok uyumlu. Yaprağı da şöyle oyuntulu, hoş bir model oldu. Şöyle elinizle şekil verin arkadaşlar. Yaparken insan elinin içinde şekli bozulup değişebiliyor. Evet. Modelim bu. Sizler de emekler için şöyle beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.